Tabii ki yollar çok önemli, ulaşımın sağlanıp sağlanmaması önemli ve sel o kadar şiddetliydi ki yollar, köprüler çöktü. İki ilin de bağlantısı kesildi. Kaç kaç! Bizim mahalle karşıda, biz burada kaldık, ailemizin yarısı orada. Eşimle 2 torun, bir kızım var. Bu da, buradaki de torunlarım ama yani oradaki de daha ufak. 2 torununun elini sıkıca tutuyor günlerdir. Sinop'taki evlerine dönemiyorlar 4 gündür. Mahsur kaldılar sınırda. Hemen sınır komşuları Kastamonu, Çatalzeytin'de. Tomruklar ve azgın sel suları Kastamonu, Sinop sınırındaki Akçay'ı da vurdu. Tüm köprüler yıkıldı. 2 il arası ulaşım tamamen kesildi. O taraf Sinop'a bağlı, bu taraf Kastamonu. Huduttayız yani. Ama geçiş yapamıyoruz. Şu anda geçiş yok. Kastamonu il sınırındayız. Hemen karşı tarafımız Sinop, Türkeli. Aslında selin en çok vurduğu köylerden bir tanesi. Fakat o bölgeye yardım gidemiyor buradan. O köyden bu tarafa geçenler tekrar karşıya geçemiyorlar. Çünkü hemen ortadan akan çay üzerindeki bütün köprüler yıkıldı. 2 tepe birleşik gibi görülüyor ya. Onun üstünde de bir köprü vardı. O köprü de gitti. Ardında köyler var. 20-25 tane köy var. 4 gündür 1 kilometre yolu anca açabildik. Devlet yetkililerimiz bizi mi görmüyor? Yoksa felaketin durumunu mu anlamıyor? Çatalzeytin'de ben bilmiyorum. Köprüler yıkıldı, yollar çöktü, kara ulaşımının imkansız olduğu Kastamonu ve Sinop'ta 2 il arasındaki geçişle birlikte selin vurduğu köylerle de irtibat kesildi. Ne elektrik, ne su, ne de telefon şebekesi. İşte bu bilinmezlik afetin boyutu konusunda da endişelendiriyor Kastamonu ve Sinopluları. 25 kilometre mesafede tamına yaklaşık 25-26 köyümüz var bizim. Hiçbirinde öldüler mi, kaldırdılar mı, heyelan altına geldiler mi bilenimiz yok. Selin o yıkıcı etkisini Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de görebiliyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu yol çökmüş vaziyette. Burası riskli bölge aslında. Hemen sağ tarafa baktığımızda gövdesinden kopup gelen ağaçlar, kaya parçaları var. Bölgeye tek bir ulaşım var, o da havadan. Helikopterle yetkililer gidebiliyor afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'a. Ama köylerin durumu konusunda yine o yetkililerin açıkladığı net bir bilgi henüz yok. Sınırda mahsur kalanlar da evlerine dönebilecekleri günü bekliyor ama gördükleri manzara karşısında pek de umutlu değiller. Buranın mesafesi olsun 300 metre. Biz işte öbür taraftaki köydenim ben. Fakat buraya geldik, anında köprü gidince biz çarşamba günden beri ben bu taraftayım. Geçemiyorum oraya. Akşam helikopterlere de yetişemedik. Şuradan bir yerden bize bir yol açıverseler yine yeter yani. İşte ihmalleri konuşacağız, koordinasyonun eksikliğini konuşacağız. Peki ders olur mu bu? Ders oluyor mu bize? Ders olmalı. Ama ne kadar ders çıkartıyor bizi yönetenler bu yaşanan felaketlerden? Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı aslında öngörmüş yaşanacak olan bu felaketi. Hem de nasıl öngörmüş biliyor musunuz? Nokta atışı yapmış. 2019 yılında bir rapor hazırlamışlar. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı raporunu hazırlamış. Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerine özellikle dikkat çekilmiş. 2019 yılında hazırlanan raporla denilmiş ki suyun hızı ve derinliği sorun olacak. Peki aynı yıl Çevre Bakanı Murat Kurum bir açıklama yapmış. Tarih 12 Temmuz 2019. Sayın Kurum da şöyle demiş o rapor doğrultusunda onu işaret ederek. Karadeniz'de dere kenarlarında yapılaşmaya son verilecek. TOKİ 15.000 yeni konut yapacak. Sel ve heyelan riski altındaki bölgeler tahliye edilecek demiş. Hangi biri yapıldı? Orman Bakanlığı rapor hazırlıyor. Çevre Bakanı raporu destekliyor. Önlem alacağız diyor. Hangi biri ne kadar yapıldı? Onu sormamız gerekiyor. Bir sormamız gereken soru daha.